Ya bu sihir bugüne kadar yaptığım sihirler arasında uzak ara en iyisiymiş. En iyisi ben bunu her gün yapayım. Evet. Şimdi sıra geldi Ceren'e Cenk'in mektubunu vermeye. Ya kızlar kusura bakmayın geç. Yo, sorun değil Ayşegül. Biz de yeni başladık. Ceren, Rüya, ne oluyor ya? Sizin hareketleriniz ve konuşmalarınız niye bu kadar yavaşladı? Yo, biz gayet normaliz. Sen biraz hızlı konuşuyorsun. Alo? Alo? Melda hala? Ya ben Duman'la görüşebilir miyim? Duman uyuyor, bana söyle. Yok yok, sen bana Duman'ı ver. Neden? Çünkü... Ya onun kedi mamalarıyla ilgili bir şey soracaktım ona. Ha demek kedi mamalarıyla ilgili bir şey soracaktın. Ha dur, Duman uyandı zaten, vereyim ben. Efendim Ayşegül. Alo Duman, ya başım çok fena dertte. Acele işi sihir karışır sihirini yapmıştık da ben hızlanmıştım ya. Ya ben ne kadar hızlandıysam Ceren'le Rüya da bir o kadar yavaşladı. Hı, yavaşlar tabii. Niye? Niye? Kızım acele işi sihir karışır sihiri o zaman nereden bulup sana verdi sanıyorsun? En yakın arkadaşlarından. Sen ne kadar hızlandıysan onlar da o kadar yavaşladı. Ta ki onlardan sağladığın eşitlenene kadar. Deli Ferit. Etrafta böyle sen ve halaların gibileri varken ben daha çok delirim yavrum. Can. Peki ben ne yapacağım? Yardım et bana. Sen bir şey yapamazsın. Bekle ben geliyorum. Ayşegül sen ne konuşuyorsun öyle fısır fısır? Hiç. Bu kadar hızlı konuşma. Söylediğin anlaşılmıyor. Tamam. Tuğçe bak inan açıklayabilirim. Ay, hiç uğraşma açıklamana gerek yok. Ben zaten sebebini biliyorum. Biliyor musun? Evet. Hani pazarlarda en son ucuz çürük sebze meyve kalır atarlar ya. Hı. Sen de çorapçının önünde bekliyorsun. O atılan delik çorapları alıyorsun. Hatırlat da doğum gününde ben sana bir iğne iplik hediye edeyim. Oturur dikersin. Ama sakın yerli iplik olur da yine delinir diye merak etme. İthal iplik. Hayatta sökülmez. Provaya başlayalım artık. Sizinle vakit harcayamam. Ayrıca hepinizden çok sıkıldım. Ne kadar çabuk başlarsak o kadar çabuk biter. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Of, benim bir şeyler yapmam lazım. 3, 4. Yoksa Tuğçe arkasını döndüğü anda mahvolurum. 1, 2, 3, 4. Ay 1, 2, 3, 4. Çok sıkıldım. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maç başlarken sahada olun. O zamana kadar da gözüme gözükmeyin. Hı. Çünkü hepinizden bıktım. Hı. Bıktım. Anlaşıldı mı Ayşegül Hanım? Bıktım. Hı. Ay ne oluyor buna ya? Pır konuştu durdu jet hızıyla. Acelesi var herhalde. Ya nerede kaldı bu Deli Ferit? Geldik işte. Oh nihayet. Ne yapsaydık yani? Tuğçe buradayken lök diye ortaya mı çıksaydım? Ferit işte. Merhaba kızlar, nasılsınız? Sen nasıl anlaşıyoruz gördün mü? Böyle olur bu işler. Hmm. Ya tamam anlaşıyorsunuz da ne olur şu kızları eski haline döndür. Yoksa mahvolduk. Tamam tamam getirdik yanımızda bir şeyler. Heh, tamam. Açın bakayım ağzınızı. Aç kız. Anne. Ne diyor? Şimdi normale dönecekler mi? Tabii. Yalnız ben bir şey anlamadım. Madem zaman sınırlı ve değerli bir şey. Şimdi onlar normale döndüklerinde... Benim çaldığım zamanı kim ödeyecek? Sen. Ben mi? Tabii. Bir ağırlık çöktü ya. Ya Ceren, Rüya iyi misiniz? Ay Ayşegül sonunda normal konuşmaya başladın. Ay o neydi öyle bıdı 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 bıdı? O yine iyi. Bir de Tuğçe'yi düşünsene. Ay. Aa ben o dansa bir isim buldum. Tabakhane yetişme dansı. Çak çak. Aa. Ay yeter. Aman aman bunlar eskiden daha iyiydi sanki. Ya Deli Ferit çok teşekkür ederim sana. Yani buralara kadar zahmet ettin. Bize ilk dans gösterimizde başarılar dilemek için. Hadi kendine iyi bak. Ama benimle kalmaya niyetim yok zaten. Eminim hayatım sen bu sihri bunlardan başkasına yapmamışsındır. Çok özür dilerim. Evet çocuklar bu maç bizim için çok önemli. Şu lafları her maçtan önce söylettirmeseniz olmaz. Her maç önemli. Önemsiz olsa niye oynayalım? Neyse. Selim ilk beşte başlayacak. Selim'in ilk beşe çıkmasına bozuldun değil mi Toygar abi? Ya Allah aşkına sus be. Hayır Nacim. Buzdolabına koymayı unutmuşsun ondan bozuldun. Hadi ayı şunları. Hadi Toygar'ın yediği var. Ama senin Nacim'in yok. Cenk Bey ve Murat Bey henüz teşvik etmediler. Bu saatten sonra etmesinler zaten. Koçum kolay gelsin. Hoş geldiniz Müdür Bey. Beyler başarılar, maçtan sonra görüşürüz inşallah. Hadi aslanlarım benim, hadi. Koç seyretmeyecek misiniz Müdür Bey? Yap, bir işim var benim. Müdür Bey, tahminlikli bir yere mi gidiyorsun? Hadi koçum, bildiğin gibi gizli operasyon, aman. Tamam. Tamam arkadaşlar, rakip takım bizden iyi değil ama hızlı. Bu yüzden ihtiyacımız olan ne? Sürat. Koç, Murat geliyor. Kusura bakma koç, neden geç kaldığımı ben de anlamadım. Murat, olgun musun? İyiyim koç. Açtop bir turnike at bakalım. Sen nasıl istersen koç. Belim, sen Selim'i hızlandıracakken bu zavallıyı müthiş yavaşlatmışsın. Şöyle bak, maymuna dönmüş zavallı. Bak 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 bak, nasıl kuğu gibi ya, süzülüyor. Tamam, ya bir hata ettim ama ne olur Murat'ı eski haline döndürelim. Ya da dur, ben döndüreyim, ben. Bırak bırak, çok güzel bir sihir hazırladım yavrum. Şimdi sana 2 dakikada ezberletemem. Bekle ve gör. Tamam. Aç bakayım şöyle. Oh, yarası iyiydi be. Hocam. Ne hocası oğlum? Edebiyat hocası aynı zamanda okulumuzun müdürü. Müdür bey, çok akıllıca. Demek karakolda tanınmamak için kılık değiştirdiniz. Yalnız saçlarda bıyık da şahane olmuş ya. Ne diyorsun kardeşim sen? Hadi müdür bey, nerede olsa tanırım ben sizi. Onca yıllık hukukumuz var. Tanırsın demek. Tanırım tabii. Kimim ben? Müdür Dilaver. Ayşegül, senin bu Ferit enişten cidden Müdür Dilaver'e çok benziyor. Bak şimdi fark ettim. Yoksa ikisi aynı kişi mi? Ayşegül, bak doğru söyle. Maçı seyretmeye karar verdiniz anlaşılan. Ben bir şey soracağım sana birader. Bu senin Dilaver dediğin maç seyreder mi? Hiç kaçırma. O zaman ben de seyrederim. Eğer bu Dilaver Dilaver'se asıl maç şimdi başlıyor demektir. Derdim bitmeden öbürü başlıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.